İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğum Yunus Arıkan. Yunus, sürdürülebilirlik için yerel yönetimler ağının küresel savunuculuk direktörü. Aynı zamanda kendisi iklim müzakerelerinde yerel yönetimlerin sözcülüğünü yapıyor. Yunus'cum, programımıza hoş geldin. Çok teşekkürler Sibel, hoş bulduk. Çok nazik davet için teşekkür ederim tekrar. İklim müzakereleri ulusal düzeyde geçen bir süreç. Fakat siz yerel yönetimler olarak bu konuya çok ciddi bir şekilde yönelmiş vaziyettesiniz. Açıkçası şehirlerin bu süreç içinde işi ne? Vallahi kentleşen bir dünyada kentlerin sözünün geçmediği herhangi bir konu yok gibi. Gerçekten gerek nüfusun yoğunlaşması, gerek kentlerin sosyoekonomik hayata olan etkileri, gerek salımlar ve en nihayetinde de iklim acil durumunun yarattığı etkilerin kent halkları üzerinde zorladığı baskılar nedeniyle aslında iklimden uzak kalmaları mümkün değil, doğru da değil. Tabii söylediğin gibi müzakereler işte biraz farklı bir boyut. Yani bir yaşanan gerçeklikler var, bir de diplomasi var. Bu her zaman örtüşmüyor. Diplomasi tabii ki doğal olarak Dışişleri Bakanlıkları veya Çevre Bakanlıklarının dış ilişkiler koordinatörleri tarafından yürütülen bir süreç. Özellikle iklim müzakereleri, Çevre Bakanlığı'nın işte Türkçesiyle uhdesinde dediğimiz bir kavram. Ama biliyorsun 92'lerden bu yana gelişen bir yeni bir anlayış var. Yani gerek küreselleşme, gerekse yeni bir uygarlık atılımı sadece hükümetlerin elinde yürütülemez. Sivil toplum özellikle de değişik bir yönetim kademesini temsil eden kent ve bölgesel yönetimlerinde burada söz hakkı olduğunu dediğim gibi 92'den bu yana tekrarlıyoruz. Tabii kırılma noktası Paris Anlaşması oldu. Paris Anlaşması'nda özellikle şöyle bir yeni bir anlayış getirildi. Uluslar kendi koşullarına göre belirlesinler ve biz bunları sadece monitör edeceğiz. Herhangi bir cezai müeydoyu da uygulayamayacağız. Kavramdan hedefinden vazgeçseniz bile kabulümüzdür. Bu çünkü sizin yaptığınız bir karar şeklinde getirdiler. Bunun şöyle bir karşılığı da oldu. Evet, ulusal süreçler ama ulusal aktörler de daha etkin katılsın. Yani all levels of government. Bütün düzeydeki yönetim kademelerinde sürece girmesini istemişlerdi. Glasgow bizim için dönüm noktası şöyle oldu. Bunu artık sadece farkındalık olarak nitelendirmeyip Glasgow İklim Paktı'nın giriş paragraflarında çok katmanlı yönetişim, çok katmanlı eylemin de acilen hayata geçirilmesi konusunda bir çağrı var. Dolayısıyla bugün itibariyle baktığımızda Paris Anlaşması'nın ikinci döneminden bahsediyorsak eğer çok katmanlı yönetim olmazsa olmazı. Bu açıdan da bizim aslında daha da hatta çabalarımızı arttırmamız gerekiyor. Dediğim gibi buradan artık dönüş yok. Gerek kentlerin gerek ulusal hükümetlerin bu camiada bu süreçte birbirlerine iletişimi olmadan herhangi bir karar almaları mümkün değil artık. Peki bu konuda müzakerelerde bir farklılık görüyor musun? Çünkü şey dedin, hani şehirlerin bu işin içinde olmaması doğru değil dedim biraz önce. Geçen yılda Glasgow'da bu şey oldu, yani resmi evraklara da girdi. Bu çerçevede baktığımızda müzakerelerde bir değişiklik var mı? Şöyle, Glasgow'un ardından yani 2021 Kasım'ında Glasgow anlaşması çıktı. 2022 yılı bu açıdan ilginç bazı gelişmelere şahit oldu ya da tanık oldu diyelim. Özetle ilk baştan sonuna gelirsek aslında diplomatik karar alma süreçlerinde yeni yapılan bir yöntem yok. Yine ulusların yürüttüğü müzakereler, yine ulusal temsilciler, yani bakanlar tarafından imzalanıyor. Fakat süreçte danışma, onları bu alınan nihai karara katma veya bu süreçlerde fikir alışverişini kolaylaştıracak platformlar yaratma süreci arttı. Bunun Glasgow, Şarm el-Şeyh'e gelmeden önce çok önemli
Şöyle gelişmeler oldu bu yıl içerisinde. Birincisi G7'de çok ilginç bir süreç ilerledi. G7 biliyorsun 7 gelişmiş ülkenin ve dünyanın ekonomik olarak işte hem liderlerini yürüten hem de aslında tarihi olarak bakıldığında hem sanayileşmenin hem de kalkınmanın içici gücü olan 7 ülke. Bunların bu yılki dönem başkanını Almanya hükümeti yürütüyordu ve Alman G7 dönem başkanlığı da şöyle bir kavramda ilk defa gündeme geldi. Kentlerin G7 düzeyinde önemini kavruyoruz. Özellikle demokratikleşme, özellikle iklim dostu yapılanmalara karşı atılacak adımlarda onların katkılarını anlıyoruz şeklinde başkanlığın yazdığı bir program vardı. Çok bizim için umut vericiydi. G7 düzeyindeki bakanlar da Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Çevre Bakanları ve nihayetinde Haziran'da devlet başkanları düzeyinde de kentlerin, sürdürülebilir kentleşmenin ve çok katmanlı yönetişimin önemine açık ve net vurgular yapıldı ve bu önemli bir adımdı gerçekten. G7'de bir başka açılım da getirildi. Tarihte ilk defa G7'de bir kentleşme bakanlıkları zirvesi yapıldı. Bu da tabii çok ilginç bir konu çünkü kentleşme dünyadaki yönetim anlayışlarına bakıldığında aslında bir tek bir sınıf, tek bir kategoride mümkün değil. Pek çok ülkede bayındırlık bakanlığı diye geçiyordu zaman zaman, kentleşme bakanlığı diye geçiyor, altyapı bakanlığı diye geçiyor. Ve bu bakanlıkların ilginç bir tarafı var. Çoğu ülkede çevre bakanlıklarının daha güçlü bir yapıları var bunların. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde. Maddi olarak daha güçlüler, siyasi olarak daha güçlüler. Ama bu yapıların çok ilginç bir şekilde aslında uluslararası bağlantıları çok zayıf. Yani kentleşmeleri nasıl dünyadaki diplomasiyle sakın uluslararası süreçleri kentlere katmayın, onlar bizim iç işimizdir diyorlarsa, kentleşme bakanlıkları da benim başka ülkelerde kentleşme yaklaşımlarıyla tartışmama gerek yok. Bu benim zaten kendi yaklaşımım. Dolayısıyla kentleşme bakanlıkları çoğunlukla içine kapanık, daha ulusal düzeyde yapılan çalışmalar ve bu yıl ilk defa böyle bir G7 düzeyinde kentleşme bakanlıkları zirvesi yapıldı. Biz aynı dönemlerde yaklaşık 10 yıldır talep ettiğimiz bir kavramı da gündeme getirmiştik. Çevre bakanlıkları yani çevre müzakerecileri sadece kentlerin önemiyle belediye başkanlarının rolünü dikkate almakla yetinmesinler. Bir kentleşme kültürü, bir kent olgusuyla bir iklim olgusu, bir iklim camiasını bir araya getirelim. Dolayısıyla kentleşme bakanlıkları, çevre bakanlıkları bir araya getirelim gibi bir söylemimiz var. 10 yıldır söylediğimiz. Bu yıl ilk defa bu da gerçekleşti. Dolayısıyla ilginç bir şekilde uluslararası süreçlere bir başka örnek İngilizlerin hakim olduğu bir Commonwealth grubu vardır. Aynı şekilde onların da devlet başkanlığı zirvesinde özel bir paragraf verildi kentleşmeye doğru. Dünyanın gidişatını yön veren büyük oluşumların aslında hemen hemen hepsinin gündeminde bir kentleşme ve kentler, sürdürülebilir kentler ve çok katmanlı yönetişim olgusu artık kaçınılmaz olarak gündeme geliyor. Ama nihayetinde tabii ki bir iklim konferansı zirvesinde biz imzayı atmıyoruz. Çevre Bakanlığı, kentlerin belediye başkanları olarak ya da bizim üyelerimiz. Bu konuda bir değişiklik yok. Ama şu da bir gerçeklik ki artık dünya eski dünya değil. Kentleşme eskisi kadar öcü veya tabu olarak algılanmıyor. Tam tersine doğudan olsun batıdan olsun. Kapitalist olsun, komünist olsun. Herkesin kendine göre kentleşmeyi kendi politikalarına bir itici güç olarak değerlendirmesi konusunda yeni bir döneme girmiş durumdayız. Bu çevrede baktığımızda şimdi şey var. Bu LGMA, Local Governments and Metropolitan Areas, yani yerel yönetimler ve büyük şehir yönetimleri diye bir ne diyelim buna, bir birlik mi diyelim nedir bu? Orada ne yazık ki Birleşmiş Milletler düzeyinde pek çok kişinin ciddi sıkıntılı içerisinde bulunduğu bir kısaltmalar dünyası var. Kendine göre bir dili var. İngilizce bile değil. İşte hep bu kısaltmalarla ilerleyen bir camia bu. O LGM ilginç bir kavram. Şöyle ki özet olarak bakıldığında evet işte 92 ruhunun iklim sürecinin yansıması. Yani 92 Rio'da ne kabul edilmişti?
temel gruplar denilmişti. 9 tane temel grup sayılmıştı. O dönemde orada tanımlanan local authorities, yerel yönetimler. 95'te birinci iklim konferansı toplandığında hükümetler dışında 3 kategoride NGO'lar var. Birincisi özel sektör, ki o zamanki özel sektörün yine aynen bugünkü gibi aslında iki grup özel sektör var. Bir direnen özel sektör, yani işte fosil yakıt ekolünün temsilcileri. Onlar sürekli iklim kararlarının daha geriye gitmesi için çabalıyorlar. Bir de öncü özel sektör var. İşte bu da yıllardır aynen ikli gibi yeni bir dünya kuruluyor ve bu dünyada özel sektörü de yer var. Özel sektör bu sürecin olumlu bir aktörü olmak zorunda diyen bir başka özel sektör de vardı. Bu bir grup. İkinci grup tabii kaçınılmaz olarak çevreci gruplar. İşte Climate Action Network, işte yıllardır bu camiada çalışan Greenpeace, işte Doğal Hayat Koruma Vakfı. Üçüncü grup da aslında bizler. Yani bizim yapılarımız, yani belediye yönetimleri. İrili ufaklı, bölgesel yönetim, metropoliten yönetimi, eyalet yönetimi, kent yönetimi, işte taşra belediyesi veya işte kırsal belediyeler, bunların hepsinin aslında bir araya geldiği ve gerek ulusal gerek uluslararası yapılarla birbirlerinin arasında diyalog kurdukları bir geniş bir aileden bahsediyoruz. LGM olarak konuştuğumuz konu. İşte İKLE de zaten tarihsel bir misyonu itibariyle de bunların Birleşmiş Milletler Sekreteriyası veya diğer ülke hükümetleri yönüyle olan diyaloglarında kolaylaştırıcılık rolü gören bir yapı. Bu işi de sen yürütüyorsun şu anda İKLE için. Evet. Yani bu görev kurumlara verilmekle beraber kurumlarda birer uzman görevlendiriyorlar. Benim 2009 yılından bu yana yürüttüğüm bir görev bu. Dediğimiz gibi sadece iklim üyesi belediyeler için değil, işte C40 olsun, UCLG olsun veya ulusal belediyeler olsun, belediyeler ağları olsun, kent bölgesel ağlar olsun. Ben görev olarak onların bu süreçlerde doğru bilgilenmeleri. Çünkü yıl içerisinde pek çok toplantılar oluyor. Yıl içerisinde zaten İklim değişikliği zaten yavaş yavaş o noktaya gidiyor. Yani sadece bir yıl sonu karnaval veya bir yıl sonu hengame değil de yıl içerisinde zaten yıl içerisindeki toplantılarda yaptığımız kararlar, aldığımız sonuçların aslında netleştiği bir süreç taraflar konferanslarını toplar. Dolayısıyla yıl içerisinde bizim camianın bu süreçlere katılımı, işte gerekli zamanlarda görüş bildirilmesi, özellikle toplantıların koordinasyon yürüten presence dediğimiz, yani ev sahibi ülkelerle olan ilişkiler, onların yaptığı çalışmalara bizlerin katılmasını sağlamak, işte bu yıl en çok, işte sen de son derece bir şekilde takip ettin, işte çeşitli girişimlere ön ayak olmak gibi misyonumuz var. Şimdi iki senedir COP toplantılarında ilginç bir gelişme kaydettiniz. Bu Multi-Level Action Pavilion dediğimiz ve orada gerçekten çok böyle bilgilendirici toplantılar yapıyorsunuz. Bize bunu bir anlatır mısın? Bunun arka planı şuna dayanıyor. 2007'de iklim camiası bir karar aldı Mali'deki toplantıda. O dönem Kyoto protokolünün hedefi 2012'ydi hatırlarsan. 2012 sonrasında ne olacağı tartışılıyordu. Ve 2007'deki aldıkları kararda şöyle dediler, işte Bali Roadmap dedikleri, Bali yolları tasarımları aslında Kyoto'dan sonra gelecek yeni dönemin şekillenmesi, 2 yıllık bir hazırlık dönemine başladı. Biz o dönemde de dedik ki Birleşmiş Milletler İklim Sözleşmesi, yani 92-95 döneminde biz yok saydınız, 97'de aynı şekilde yok saydınız. Yeni bir iklim camiası oluşturuluyorsa bu sefer kentleri bunun içerisine sokun etkin bir şekilde diye. Zaten bütün bu çalışmalarımızın çıkış noktası oydu. Tabii o dönem hedef Kopenhag. Kopenhag'a çok büyük bir katılım var ve biz Kopenhag'da ilk defa bu pavyon dediğimiz o dönemki adı Local Government Lounge'tu. Bu ilk defa iklimin yani ilk defa derken gerçekten hükümetler dışında müzakere alanlarının ortasında sivil toplum camiasının bir 100 metrekarelik bir alanı parasıyla, işte masraflarıyla, teknik altyapısıyla oluşturup da burada bir o 2 hafta boyunca bir arı kovanı gibi sürekli iletişim içerisinde oldukları ilk defa o zaman yapılmıştı. Fakat Kopenhag biliyorsunuz oldukça sıkıntılı, netameliydi. Çünkü kavgalar başladı. Kopenhag çöktü. Birleşmiş Milletler İklim Sözleşmesi Sekreteriyası Kopenhag'dan sonra ciddi yapılanma içerisine girdi. Glasgow'da bunu ilk defa
müzakerenin içerisine taşıdık. Ve buradaki amacımız şuydu. Müzakerecilerin buradaki iletişimi çok önemli. Yani müzakerelere katılıp bizim evet kentler iklim camiasının içerisine girmelidir diyebileceğimiz ya da bunları beraber söyleyebileceğimiz sürekli bir arada olmamız gerekiyor. Yani günün her dakikasında yani sabah 8'den akşam 10'a kadar bir süreçte. Dolayısıyla Glasgow'da ilk defa bunu maddi manevi her türlü altyapısını özellikle İskoç hükümetinin de desteğiyle kurguladık ve Glasgow'da da multi-level aslında pakta da girdikten sonra dedik ki artık önümüzdeki dönemde herhangi bir iklim konferansında multi-level action program olmadan aslında herhangi bir iklim konferans katılımımızı düşünülemez. Çünkü biz zaten artık sürecin bir parçasıyız. İkinci Paris döneminde biz işin bir parçası dolayısıyla müzakerelerin bir aktörü biziz. Dolayısıyla bunun gerçekliğini masada tekrar ortaya koyduk. Ve dediğiniz gibi multi-level action pavilion bizim sadece belediye olarak ne yaptığımızı değil, belediyeler, ulusal hükümetler, özel sektör, tüm bu çalışmaları kurguladığımız ve anlamda da kentlerin, bölgesel yönetimleri kendilerinin ev sahibi oldu. Ve burada burası bizim artık alanımız. Biz başka pavyonlara da gidiyoruz, Birleşmiş Milletler konferansları, planörlere de gidiyoruz ama buraya geldiğimizde artık ev sahibi burada biziz. Ve bu gerçekten hepimizin hem siyasi olarak hem lojistik olarak oldukça ruhumuzu okşayan bir de kendimize güvenimizin de getirildiği ve bir anlamda da bizi dışarıda dediğimiz bu müzakerede daha iyi hazırlamasının ortaya konulmasına da yol açtı. Örneğin sen de izliyorsun her sabah bizim LGM stratejik koordinasyon toplantımızı burada yapıyoruz. Gün içerisinde hangi toplantı var? Orada hangi gündem maddeleri var? Orada hangi söylemleri geliştireceğiz? Böyle bir pavyonla altyapısını oluşturarak biz herkesin söz söylediği bir ortam yarattık. Bu da gerçekten etkisini gösterdi. Örneğin biz finansman politikamızı burada açıkladık. Gençlerle beraber bir politika belgemiz vardı. Burada açıkladık. Veya Brezilya yağmur ormanlarını koruyan gençlik birimleri Brezilyalı belediyelerle beraber orada buluştular gibi pek çok güzel dönümsel noktalara da anlara da şahit olduk. Ben yakından izledim zaten o pavilion'daki olayları. Bir kere çok eğiticiydi. Şeyler çok ilginçti. Paylaşımlar, hani değişik kentlerin yaptıkları. Onun dışında ne bileyim gençler vesaire hani bunları dinlerken daha böyle bir ümit hissediyor insan. Çünkü bir noktada bakıyorsun işte tepede gerçekten işler çok yavaş görünüyor gibi. Fakat aşağı seviyelere indikçe böyle gerçekten çok ciddi girişimler olduğunu, ne bileyim Japonya vesaire sizce çok enteresan bir finans toplantısı yapıldı. Orada Sierra Leone'daki Freetown'un belediye başkanının ben 100 bin birkaç yüz bin dolar kredi bulamıyorum dedi ve onun yanında oturan bu private investment firm yatırımcı ya benim elimde 2-4 trilyon dolar var ve ben bunu yatıracak yer bulamıyorum demesi ve çok enteresandı yani zavallı o Freetown belediye başkanına dönüp kusura bakmayın senin ihtiyacın çok küçük ben seninle konuşamam bile bu konuda demiş. Çok çarpıcıydı. Yani gerçekten çok ilginç görüşmeler yapıldı orada. Belediyeler açısından çok ilginç gelişmeler vardı. Bunların üzerinden tek tek aslında gitmek istiyorum ve Global Stock Day'den başlayalım. Bu nedir? Kentler için ne anlam ifade ediyordu? Global Stock Day aslında şöyle bir düşüncesi vardı. İlk bildirimlerden sonraki bir ilk gözden geçirme dönemi. Anlaşmanın ilk 5 yılı bittikten sonra bir gözden geçirme yapılsın ki ikinci bildirimler bu gözden geçirmeye dayanak oluşturulsun. Paris Anlaşması uluslararası konferanslar değil, sizin kent meclislerinde, sizin parlamentolarınızda alacağınız kararlarla şekillendirilir. Dolayısıyla tartışmayı oraya aktaralım, yani tabanı yayalım, insanların katılımını açalım. Bu sadece sırça köşklerde oturan sadece diplomatların veya sadece kapalı odalardaki bir iki karar vericinin alacağı bir karar değil. Eğer ulusal aktörlere ya da ulusal kararlara bu kadar yetki veriyorsanız
O zaman ulusal aktörleri güçlendirin ve hükümetler ulusal aktörlerin de katkılarını alsınlar demiştik. Global Stocktech'ten ilk başlangıçta sadece COP28 yani gelecek yıl Kasım ayında Dubai'de yapılması planlanan bir Birleşmiş Milletler toplantısıydı. İlk aşamada Birleşmiş Milletler Sözleşmesi buna dedi ki o toplantıya gidene kadar teknik diyaloglar yapalım. Ve biz o teknik diyalogların ilk toplantısında da dedik ki ya çok güzel teknik diyalogları açmışsınız. Evet ve bunu Dubai öncesi 3 yerde yapacağız. Açın bunun kapılarını, açın bunların duvarlarını, yıkın herkesin katılımına olanak verin. Ve bizim taleplerimizi son derece olumlu bir şekilde karar aldıkları ilk karar bu Global Stocktech aynı zamanda yerel toplantılardan da gelecek katkılarla da şekillenecektir diye bir karar aldılar Birleşmiş Milletler müzakerecileri. Bu da tam da bizim istediğimizdi. Şimdi Global Stocktech'in önemli noktası şu olacak. Biz diyoruz ki bu Global Stocktech yerelde gerçekleştirirken birincisi ulusal bildirimlerinizi okuyun. Orada ne yazılmış? Size ne kadar ulaşıyor? Sizinle çalışıyorlar mı? Bunu bir tartışın. İkincisi yerel hedefleriniz neler? Bunun ne kadar farkındasınız? Siz buna hayata geçmesine ne kadar katkıda bulunuyorsunuz? Üçüncüsü de iklim adaleti sizin için ne ifade ediyor? Yani kentsel yoksullardan tut da uluslararası diyalog dayanışmaya kadar varacak şekilde siz bu camiayı nasıl algılıyorsunuz? Bunu tartışın ve bunun sonuçlarını gelin Dubai'ye taşıyalım şeklinde bir söylemimiz var. Ve biz de bunu şu açıdan önemsiyoruz. Özellikle bu savaşla beraber geriye giden iklim eylemleri ya da iklim kararlarını tekrar yükseltmek, bilinci yükseltmek, bunu tekrar siyasi tartışmanın odağına sokmak, ekonomi tartışmanın odağına sokmak ve esas en önemli çıktığımız da şu olacak. Biliyorsun Glasgow iklim acil durumuna cevap veremiyor. Biz de aynı şekilde bu Global Stocktech'i geriye dönük bir hedefli olarak değil de yani geçmişte ne yaptık, ne ettik değil de geleceği dair yani biz bu mekanizma sayesinde nasıl iklim acil durumuna uygun bir yapılanma içerisine girebiliriz. Dolayısıyla ileriye dönük bir politik bir manevra yapabiliriz kurgulamaya çalışıyoruz. Bunun önümüzdeki haftalarda ve aylarda örneklerinin çoğalacağını düşünüyoruz. Ve bunun sonuçlarıyla beraber de özellikle Haziran ve Dubai arasındaki dönemde de bunun bir anlamda belki de bir başka boyutu olan Malta'lı Stocktech'lerin ilk örneklerini vermeye çalışacağız. Bakalım nasıl başarılı olacağız. Bu süreçte yine şehirler açısından çok önemli olan bu Surge Initiative vardı. Onu da bir anlatırsan sevinirim. Evet, bu bizim için gerçekten ilginç bir hani Almanları söylüyor Zeitgeist, yani zamanın ruhuna çok uygun bir süreç oldu açıkçası. Şimdi hatırlarsan iklim camiasında özellikle bu Paris anlaşmasıyla beraber bu işte High Level Climate Action Champions yani işte bir iklim eylem şampiyonları gibi bir yeni bir yapı oluşturdu ve bunun arka planında şöyle bir şey vardı. Bunun çıkış noktası şuydu. 2020 hedefleri vardı işte bu. Ve 2020'ye ulaşamıyoruz. 2020'ye ulaşmak için nasıl yeni aktörlere sürece katılırız? Yani müzakerelerden bağımsız olarak özel sektör ne yapabilir, sivil toplum ne yapabilir, belediye ne yapabilir? Bu bir camiaydı. Biz o süreçlerde kentler olarak oldukça etkin bir şekilde herhalde çalıştık. Fakat bunun dar boğazı, orada yapılan çalışmaların hiçbirisi şu ana kadar bu söylediğimiz ulusal bildirimler içerisinde girmiyor. Yani hala işin çeperinde, yani ulusal mekanizmaların içerisine girmeyecek şekilde dışarıda kendi kendimizi çalıp söylediğimiz kimi zaman bir camiaya dönüşmüştü ve biz bundan ciddi rahatsızlık duyduk. Hep şunu söyledik. 2030 hedefleri ya 2050 hedefleri imkansız değil. Kesinlikle gerçekleştirilebilir. Ama mevcut belediye bütçeleriyle, mevcut belediye imkanlarıyla bunun hiçbirisi yapılamaz. Dolayısıyla bizim sürekli söylediğimiz bunu ulusal bildirimler, uluslararası iklim politikalarının bir parçası haline getirdik. Yeni bir uygulama kültürü oluşturalım demiştik. Bu uzun süre işte ötelendi. Bizi sürekli söylenen işte bunu karıştırmayın. Diplomasiyle karıştırmayın. Glasgow'da multi-level kavramı takipte girdikten sonra işte bu G7'de de bu camialarda da çıktıktan sonra bir anda evet
Yani biz çok katmanlı eylemin aslında bu işin bir doğası olduğunu, doğasının bir parçası olduğunu kavruyoruz ve bunu hayata geçiriyoruz şekli söylenenler arttı. Tam bu noktada bu dönemki toplantının ev sahibi Mısır bir değişik tarzı uyguladı. Yani yaklaşık 15-20 tane konu alanında, bu gıda olsun, ormanlar olsun, su olsun, değişik değişik yeni inisiyatifler geliştirmeye çalıştı. Bunlardan bir tanesi kentler üzerineydi ve Mısır hükümetinin izlediği yöntem ilginç bir yöntemdi. Her konuda bir muhatap olarak Birleşmiş Milletler Kurumu görevlendirdiler. Onları aktör olarak, esas aktör olarak belirlediler ama yanlarına mutlaka bir sivil toplum veya bu camianın içinden gelen yapıları da eklendirdiler. Buradan şuraya geliyoruz. Biliyorsun Mısır gelişmekte olan ülkelerin önemli bir ülkesi, yani tarihsel birikimi, kültürü ile bakıldığında Global South, yani küresel güneyin en önemli aktörlerinden bir tanesi ve bu gücünü çok iyi kullandı. Yani şunu söylemeye çalıştı: ben sadece kuzeyin bana dayatmalarıyla değil, güneyin de önceliklerinin gündeme geldiği yeni yeni adımlar atılmasını istiyorum ve bu adımları Birleşmiş Milletler'le kurtuluyorum. Yani bu çok taraflılığa önem veriyorum. Yani ben yaptım oldu, ben yapacağım ve ben götüreceğim değil. Birleşmiş Milletler, hepimizin ortak paydaşı Birleşmiş Milletlerse onun güvendiği kurumların önderliğinde ama sivil toplumun da yanında olduğu, dolayısıyla katılıma açık bir süreç istiyorum dedi. Bütün bu 15-20 tane girişimde bu yöntemi olabildiğince yansıtmaya çalıştık. Bizde de tabii ki doğal olarak bunun yansıması ne oldu? Önce Birleşmiş Habitat kurumunun kapısını çaldılar ve o aynı anda da bize ulaştılar. Dediler ki biz sizi burada görüyoruz, bu camiada ikli olarak işte LGMA, biz sizinle bunu beraber yapmak istiyoruz dediler. Ve biz de bunu sevinerek kabul ettik. Haziran'dan itibaren çok yoğun bir tartışmalar dönemi yaşadık. Nihayet olarak Eylül'de Nairobi'de Birleşmiş Milletler UN Habitat Genel Merkezi'nde üye ülkelere tekrar tanıtıldı. Ve bu 6 aylık yapılan sonucunda 150'den fazla organizasyon, özel sektör olsun, kentler olsun katıldı. Ve hatta pek çok ülkenin de kuzey ve güney ülkelerinin hem Çevre Bakanlığı, kimi zaman da Kentleşme Bakanlığı'nın da katıldığı bir yapılaşmaya doğru dönüştü. Ve bu SURGE, yani bu kentler için yeni çalışma yöntemi ya da yeni çalışma girişimi, bir bakanlar toplantısının çıktısı olarak kurgulandı. Ve bu bakanlar toplantısı sadece Çevre Bakanları değil, Kentleşme Bakanlığı'nın da içerisinde bulunduğu bir yapıydı. Ve burada gerçekten çok sevindirici bir şey. Tam anlamıyla bir gerçekten ortak bir zeminde buluştuk. İlk defa kentleri bir bütünsellik içerisinde, onların sadece evet belediyeler çok iyi ya, onlar mutlaka hedef almalı ya, onlar da bu işi yapsın şeklinde değil de, evet kentlerimizi nasıl geliştirebiliriz? Burada yerel yönetimlerin rolüne, burada hükümetlerin rolüne, uluslararası finans kuruluşlarının rolüne şeklinde daha bir katılımcı, daha holistik dediğimiz, yani kentleri sadece işte bu mega kentler ya da sadece elektrikli taşıtlar olarak görmeyen, daha bir geniş kapsamlı bir oluşuma doğru gittik. Şimdi bu dediğimiz gibi sıra dışı bir yaklaşım, bu kolay bir girişim değil ama aldığımız geri bildirimler son derece sevindirici. Özellikle hükümetlerin tam da söyledikleri bu: evet biz bu camiaya da bu sektörü önemsiyoruz ve buralarda da yapacak çok şey var. Bunlar üzerinden eğer ilerlersek iklim konusundaki kararlılığımızı daha da güçlendirir şeklinde söylemleri vardı. Güzel olan konu dediğimiz gibi bu konunun takipçileri sadece iklim ve LGM değil, bir Birleşmiş Milletler Kurumu olan UN Habitat da var içerisinde. Bu açıklanan girişim ve eğer iklim konferansında bunu bir gelenekselleştirebilirsek, bu iklim ve çevre bakanlıkları zirvesini, o zaman kentleşme tartışması çok yeni boyuta taşınacak. Bu gerçekten bir umut ışığı. Senin az önce sadece LGM pavyonu değil, hükümetlerin de kendilerini son derece rahat hissedebilecek bir ortam olacak. Eğer SURGE gibi bir uluslararası çerçeve yapılanma varsa, biz kendi ulusal girişimlerimizi bunun içerisine katabiliriz. Böylelikle de gerçekten çevre camiası her yıl kentleşme alanında ne oluyor, çok katmanlı üretim nasıl hayata geçiriyor, bunun iyi uygulamaları nelerdir, bunları daha net bir şekilde izleyebilir ve bu sadece bir belediye başkanının gündemi olmaktan çıkar,
gerçekten bir toplam, topluca bir çevre hareketinin önündeki ciddi bir olumlu gündem maddesi olma haline gelebilir. Amacımız o. Loss and damage şu anda şehirler konusunda... Loss and damage gündemi sokan kentler değil. Burada kentler değil de bu sefer bölgesel önlem. Yani İskoç hükümetinin önderliği son derece önemliydi. Glasgow'da Loss and damage gündemden çıkartılırken tam o günlerde İskoç hükümeti dedi ki ben buna inanıyorum. Ben bir gelişmiş ülke olmama rağmen bunun adımını atılmasını istiyorum. Ve bir fon ayırıyorum. 2 milyon poundluk bir fon ayırdı. O dönemde yanına Valonya bölgesel hükümetini de aldı. Ve kuzeydeki ülkeler arasında ilk defa Loss and damage'e evet biz buna sahip çıkıyoruz. Bunu yapmak zorundayız diyen ilk ülke İskoç hükümeti. Kuzeyde gelişmiş ülkelerin arasında çevre adaleti, iklim adaletine, iklim adaletinin getirdiği bir bilince sahip çıkarak da bu alanda adımlar atılabileceğini ortaya koydular. Ve eğer İskoç hükümetinin bu adımları olmasaydı Loss and damage bu noktaya gelemezdi. Bence bunu bu tartışmada hatırlatmak, altını çizmekte fayda var ve bunun örnekleri daha da çoğalacak. Bu şuraya tekrar getiriyor. İklim camiasının kentleşme ve çok katmanlı dönüşme özel önem vermesinin bir başka göstergesi. En çetrefilli konularda bile eğer kentlerle, bölgesel hükümetlerle beraber hareket edebilirseniz olamayacak şeyleri de oldurabilirsiniz. Çünkü onların getirdiği pozitif deneyim ve birikimler var. Şimdi aslında Loss and Damage şunu da hatırlatıyor ki mesela Daring Cities toplantısında da bunu fark ettim. Just Transition yani adil bir değişim vurgusu yapılıyor artık. Hani bu devre tartışmalarında Loss and Damage olmadan da böyle bir hani adil bir değişimden söz etmek imkansız. Ve bence Loss and Damage tartışmalarında en büyük kritik nokta ki dediğim gibi İskoçların bu noktadaki katkısı çok büyük. Karar metnine bakarsan ya da yapılacak şeylere bakarsan yine geriye dönük değil. Çok net biz tazminat talebimizi gündeme getirmeyeceğimize dair söz verirdik gelişmek üzere. Ama bunun karşılığında sizden şunu bekliyoruz. Bir, para musluklarını açın ama sadece şunu da biliyoruz. Sadece sizlerden gelecek hani ulufe ya da işte bağışla bu iş olmaz. Eğer iklim adaletinden bahsediyorsak borç krizinin sürdürülemezliği, uluslararası ticaretin yanlışlığı, uluslararası ticarette yüzyıllardan gelen yanlış uygulamaları çözelim ki biz kendi kalkınma ve kendi gelişimimizi aslında Loss and Damage tartışmalarıyla bugüne kadar bu alanlarda elde edemediğimiz kazanımları da önüne açıp dediler ve ilk defa iklim camiası enerji sektörü ve teknoloji sektörü dışında bu sefer ticaret ve para piyasalarına da rol yön verme yönüne girdi. Dolayısıyla Loss and Damage tartışmasını farklı kılan ve önemli kılan en önemli nokta bu. İklim camiası ilk defa para politikalarına, ticaret politikalarına çok net yön vermeye başladı. O yüzden de zaten geleceği kurgulamanın bir aracı olarak düşünülüyor. Ve doğrusu da buydu zaten. Geçmişe bakmayalım. Biz senden benden gelecek 3-5 kuruşun hesabını yapmayalım. Biz önümüze bakalım. Geleceği nasıl kuracağız? Ve o iklim adaletini geleceği de adil bir şekilde kurgularken bir arada tutalım şeklinde bir söylemler oldu. En önemli noktası bu zaten. Multilevel Action Pavilion'da İzmir Büyükşehir Belediyesi döngüsel tarım konulu ilginç bir etkinlik düzenledi. Şuradan konuyu Türk kentlerine getirmek istiyorum. Bu Türkiye'deki belediyelerin iklim girişimlerini nasıl değerlendiriyorsun? O konuda tabii biraz öznel olabilirim. Çünkü İKLE aynı zamanda üyelik üzerinden yürüyen bir kurum. Bizim bize üye olan belediyelerimiz var. O belediyelerin tabii ki yaptığı çalışmalar bizim için daha bir öncelikli. Burada tekrar şunu hatırlatmakta fayda var. İKLE üyelikleri siyaseten bir siyasi partinin tekelinde değil ya da bir siyasi partinin organı ya da kolu değil. Bizim içerisinde AKP'li belediyeler de var, CHP'li belediyeler de var. Bizim aramızda işte 15 milyon nüfuslu Fındıklı da var. 5 milyon nüfuslu İzmir veya işte yine 3-4 milyonluk Gaziantep de var. Dolayısıyla aynen nasıl iklim dünyada tüm
belediyelere, yerel ve bölgesel hükümetlere açıksa, Türkiye'de de aynı şekilde açık. Bunun dışında tabii Türkiye'de bir dönüşümün hareketlendiğini görüyoruz. 2019 tabii ki Türkiye belediyeciliği açısından önemli bir noktaydı. Yeni anlayışlar gündeme geldi. Eski anlayışlar biraz daha olumluları arttı, olumsuzlar azalmaya başladı. Yani ben bu anlamda pozitif bir yönelim görüyorum. Ama burada kritik olan şey bunun siyasi tartışmalardan ne kadar bağımsız geliştirileceği. Elbette biliyoruz ki şu anda pek çok belediyede yatırım politikaları siyasi çekişmelerin kurbanı oluyor. Bunu ne kadar siyasetten bağımsız hale getirebilirsek o kadar hızlanacağız. Ama Türkiye gerçeklerini düşünürseniz de ne yazık ki bu kadar kolay gözükmüyor. Görebildiğim kadarıyla çevre bir, tabii ki burada şunu hatırlamakta fayda var. Dünyada çevre, kentleşme ve iklim bakanlığını bir arada bulunduran 3-4 tane ülkeden bir tanesi Türkiye. Yani bu Türkiye'de kentler açısından bir fırsat. Bir açıdan bakarsanız bardağı dolu görürsünüz. Bardağı boş görürseniz de bu alanda muhalif belediyelerin önünde de önemli bir engel. Çünkü bakanlığın aldığı kararların belediyeler aldığı yaptığı çalışmalarda zorlaştığını ya da çekişmeler olduğunu biliyoruz. Buna rağmen şu da bir gerçek. Türkiye ulusal bildirimini sunmuş iklim konferans sırasında. Ben henüz hala belgenin kendisine ulaşamadım bu arada. Ne Çevre Bakanlığı'nın web sayfasında ne UNFCC'nin web sayfasında bu ikinci ulusal bildirime dair bir bağlantı yok. Dolayısıyla sende varsa bu rapor, bunu ben de bakmaktan memnuniyet duyarım. Birincisiyle karşılaştırdığımızda daha iyi gittiğini görüyoruz ve Türkiye'deki belediyelerin bu adımın çok ciddi bir şekilde başından beri zorladıklarını, istediklerini biliyoruz. Pek çok belediyelerin bu konuda girişimler olduğunu biliyoruz. Belediyelerle beraber belediyelerin çeşitli Avrupa Birliği fonlarıyla sera gaz envanterlerinin hazırlandığını, iklime uyum raporlarının hazırlandığını, İzmir, İstanbul gibi yeşil çevre eylem planlarının, SEKAP'ların hazırlandığını, hızlandığını biliyoruz. Dolayısıyla olumlu yönde giden çok adım var. Fakat olması gerekeni hala çok uzandı. Burada dediğimiz gibi ne yazık ki siyasi çekişmenin bir aracı olmaktan kurtulamadığı için ne yazık ki kaçınılmaz bir anlamda da patinaja doğru gidiyor. Herkesin de bildiği gibi Türkiye önümüzdeki günlerde ya da yıllarda kritik seçimlere sahne olacak. Birincisi Cumhurbaşkanı seçimi 2023'te, 2024'te de belediyeler seçim. Dolayısıyla bu iki seçim sonuçları buradaki performansın ne kadar hızlanacağını veya ne kadar yavaşlayacağını gösterecektir. Seni bir hayli yordum ama son bir sorumu şöyle bağlayacağım. COP27'ye LGMA açısından, yani belediyeler açısından nasıl değerlendirirsin ve COP28'e doğru nasıl bir hazırlıklar içinde olacaksınız? Burada biz onu da şu anda biz de kendi içimizde de tartışıyoruz. Üç noktayı ben hepimiz için gerekli olduğunu düşünüyorum. Birincisi, biz Glasgow sonrası Paris'in iki dönemi başladı diyorduk. Hatta bu işte iki dönem multiple election delivers diyorduk. Ama aynı zamanda da iklim acil durumuna yönelik yeni bir yapılanma girilmesi için gerektiğini de ortaya koyuyor. Yani multi level action delivered aslında acil duruma geçişinde bir adımıydı bizim için. Şimdi COP27'deki en önemli sorunlardan bir tanesi loss and damage, yani iklim adaletinin bugüne kadar hep yok sayılan, hep ötelenen, hasır alt edilen konunun aslında belli bir çerçeve oturmasıyla aslında Paris'in ikinci dönemi şimdi başlayabiliriz. Burada şuraya benzetiyorum ben. Şimdi iki ayak üzerine durdu bu çocuk. Yani bir Paris Anlaşması'nda bir bebekti. Glasgow'da ayağa kalkmaya çalıştı. Evet, bir ayağın üzerine çıkmıştı. Çünkü Glasgow Climate Pact'te bütün o mitigation, adaptation, finans belli bir artık kurgusu vardı. Ve biz Mısır'a gelirken diyorduk ki evet şimdi artık bu çocuk koşmaya başlasın. Ama tek ayakla koşamayacağını belki söylemedik ya da söyleyemedik ama bir anlamda söylemeye çalıştık. Çünkü işte climate emergency'yi adres etmiyor diyorduk. Yani climate emergency'ye dair bir söylemi yok diyorduk Glasgow'un. Ama Sharm el-Sheikh ile beraber, iklim adaletiyle beraber aslında bu çocuğun koşması için gerekli ikinci ayağının da üzerine bastığını ortaya koyduk.
Dolayısıyla multi-level action dialogue şimdi başlıyor aslında. O anlamda belediyenin üzerine düşen rol daha da arttı. Bu açıdan da bakıldığında COP21'de dediğimiz Surge gibi, multi-level kent ve çevre bakanlığı gibi nüvelerin aslında bizim bu alana daha hedefli, kararlı olduğumuzu ortaya koyduğunu görüyoruz. Bu anlamda da özellikle paralel ölçekte Article 6.8 dediğimiz bu piyasa dışındaki mekanizmalar dediğimiz yapılara da kentleşmenin bir kavram olarak girmesini belli bazı ilerlemeler kaydettik. Dolayısıyla müzakereler bitmeyecek ama artık çok daha fazla bir şekilde uygulamaya doğru dönük çalışmalar olacak. O anlamda da COP'tan ziyade COP'a gelene kadar kentlerde yaptığınız, işte bu Stocktake'de yaptığınız çalışmalar çok daha önemli kazanacak. Ve son olarak da yani birincisi iklim multi-level action alırız. Şimdi başlıyor. İkincisi multi-level action eskisinden çok daha önemli. Çünkü biz örneklerimizde gösterdik ki kayıp zararlardan Surge, Environment and Urbanization Sterile'da kendi alımlarımıza kadar multi-level action örnekleri artık daha da gerekli. Üçüncü konu ise yepyeni bir dünyada artık yaşıyoruz. 92'deki kurulan klasik işte sen şeysin, gözlemcisin, sen işte karar vericisin tarzı yapılanmanın aslında sonuna geldiğinde iklim tartışmalarının böyle her yıl 40-50 bin kişilik toplantılarla aslında çözülemeyeceğini, iklim sözleşmesinin ve Paris Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için artık yeni bir yapının, yeni bir kurgunun, yepyeni bir anlayışın, kültürün, aynı Paris Anlaşması'nı hayata geçiren kültürün Paris Anlaşması'nın uygulama düzeneklerini de hayata geçirmesi, bunun içerisinde COP'ların yeni baştan şekillenmesi aynı olmak üzere yeni baştan hayata geçirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu anlamda da belediye meclislerinin, belediye aygıtlarının eskisinden çok daha öncelikli bir şekilde gündeme geleceğini ve bu işte Avrupa Birliği'nin gelişme ekonomilerle olan işbirliği, Çin'in işte diğer ülkeler oluşturdu, Amerika'nın diğer ülkeler oluşturdu. Yani yepyeni kamplaşmalar oluşturdu. Bir ortamda da kentlerin de siyasi aktör olarak çok katmanlı, multilateralizm sürecine destek olabileceğini hatırlatıyoruz ve bu noktada da tekrar bizim de kendi ödevlerimizi yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bu üç ana başlık bundan sonra bizim çalışmalarımızı şekillendirecek diye düşünüyorum. Tabii bunun alt başlıklarını daha sonra detaylandırmak mümkün. Özellikle şu son anlattığından ben şunu anlıyorum. Bir kere 92'ye nazaran çok daha kapsayıcı bir kere bir yapı oluşması lazım. Ve dediğin gibi hani işte iki hafta boyunca 50 bin kişiyi bir yere getirmek olmuyor yani. Gerçekten bu konuda insanlara da bir motivasyon vermek lazım. Yani gerçekten sorun nedir? Çünkü çok büyük yani günlük yaşamımızı etkileyen ve günlük yaşamımızın da yarattığı bir sorun. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar çok kişinin hem konunun farkındalığı artması lazım ve çözüme doğru giderken de yani çok daha kapsayıcı bir yaklaşım gerek. Burada iki konu var. Bir, teknik olarak gerçekten 50 bin kişiyi bir araya getirip iki haftada onları bir şeyleri tartışmaları sahip sonra karar almanı beklemek doğru ve gerçekçi değil artık. Ama bunun çözümü bunu 11 indirmek değil. Bunu milyonlara yaymak, milyonlarca insanın bu camiaya katılmasını sağlamak ama bunun bu yöntemle olamayacağı ortada. Sonuçta gelmek istediğim nokta şu. İklim değişikliğini tabana yaymak gerekiyor. Senelik toplantıları daha farklı kurgulamak gerekiyor. Dünyanın yeni yöntem, teknolojik yöntemlerle beraber. Bir de şunu hatırlamakta fayda var. Bu çok taraflı yönetişimden kastımız. Bir dönem vardı, ilk 20 yıl. Orada neydi? Sen adım atmazsan ben de adım atmam dönemiydi. O Kyoto dönemi. Sonra Kopenhag dönemi geldi. Neydi Kopenhag dönemi? Amerika ve Çin bu işe karar verirse bu iş olur arkadaş. O dönemde olmadı. Sonra geldiğimiz nokta, evet arkadaşlar, herkes yapsın canım. İşte Paris dönemi. Kim ne yapacaksa yapsınlar. Çıkmak isteyen çıksın, gelmek isteyen gelsin. Daha önce girmiş olanlar çıkabilir, çıkmış olanlar gelebilir. Yani Brezilya, Amerika örneği olduğu gibi. Bu döneme geldik. Ve şimdi şuraya da geliyoruz.
Bu o kadar yaygınlaştı ki artık iklim herkesin sorun olmaya başladı ki. Küçücük devletlerin kuracakları ittifaklarla büyük büyük devletlere kafa tutup onların hayır dedikleri şeyleri evet dedirtebildikleri döneme girdik. Şarmaşaya gelmeden önce Amerika, Rusya, Çin yani dünyanın G20'nin başat ülkeleri ne kayıp zararlar konusunda ne iklim fosil yakıtlardan çıkış konusunda herhangi bir irade göstermediler. Ya sessiz kaldılar ya buna engel koydular. 30 yıldır bu konuyu çalışan ada devletleri bu sefer ne oldu da değişti? Çünkü bu sefer Pakistan geldi. Çünkü bu sefer Avrupa Birliği geldi. Dolayısıyla eski ittifaklar yerle bir oldu. Ve son olarak tekrar söylüyorum. 50 binlik toplantıların artık olmaması konusunda tam da gelişmekte olan ülkeler buna karşı çıkmadı. Bu toplantıları milyonlara katılımını açalım. Ve benim bu konudaki karar verme süreçlerine katılımımın da önünü açalım. İklim müzakerelerinde karar alma mekanizmaları, toplantı düzenekleri, paydaşların sürece katılımı dahil olmak üzere A'dan Z'ye yeni baştan yapılanma gerekiyor. COP27'de herkesin artık burasına gelen bir sıkıntıda. Yani gerek Mısırlılar olsun, gerek diğer müzakereler. Herkesin artık yeter dedikleri bir deneyimdi. Her krizden bir fırsata dönüşme şansımız var. Hem Global Stock Take, hem bu Paris Anlaşması'ndaki dönemi, hem COP27'deki olumlu olumsuz deneyimlerle ben şuna kesinlikle inanıyorum. 2025 COP'u çok daha farklı bir COP olacak süreç olarak. 2024'te bunu göremeyebiliriz. 2023'te kesinlikle göremeyeceğiz. Ama 2025 COP'u çok daha farklı bir COP olacak. Olmak zorunda. Onun hazırlıkları da şimdiden başlamış durumda. Umarım yanılmam ya da umarım olumluya doğru gider. Tabii değişim her zaman iyiye doğru gidecek diye bir kaydı da yok. Geriye de gidebilir. Ama benim tahminim bunun olumlu yöne doğru gideceği yönünde. Bence artık en azından gençler bu iklim konusunun aciliyetini anladıkları için bunun geriye gitmesine izin vermezler diyelim. belli olmaz ama o konuda tabii ki yani mutlu olmamızın gerektireceği bazı şeyler var. Ama çok ilginç şeylerden bir tanesi de toplantı pazar gece yarısı bitti. Pazarı pazartesi bağlar. Ama cumartesi öğlen bir planner oldu. O planner'i internette yayınlandı. Climate Vulnerable Forum'un dönem başkanı Ghana'nın Çevre Bakanı çünkü informal stocktaydı o. Evet dedi şimdi dedi büyükelçimize sözü bırakıyorum dedi. 10 yaşında bir kıza verdi sözü. Şimdi normalde bu tip şeyler çok işte bu Greta işte Suzuki falan hep biliyorsun onlar. Bu da onun bir benzeri gibi söylendi. Yani ilk başta öyle bir geldi ama çok farklı bir şekilde yapıldı. Gerçekten Climate Vulnerable Forum Ambassador olarak 10 yaşında kanalı bir kız konuştu. Ve Çevre Bakanı bunu öne çıkarttı. Kız konuşmasını dinle. Çok çok güzel bir konuşmaydı. Her zaman olduğu gibi herkes ağladı tabii ki. Hepimiz orada zaten son günler hep öyle olur zaten. Böyle konuşmalar yapıldığında insanlar duygusal anlaşırlar. Zaten amaç da odur. Ama ilginç olan nokta şuydu. Dedi ki belki bundan sonra koplarda siz değil biz burada oturmak zorunda oturalım. Yani belki de böyle bir yönteme doğru gidiyor. Şimdi bu tabii ki uç bir örnek. Ama olamayacak bir şey değil. Biz biliyoruz ki pek çok kentte çevre çocuk meclisleri alınan kararları belediyemizlere yansıtılıyor. Pek çok şimdi şeyi düşünmek lazım. Bu önümüzdeki yıllarda SDG Summit yapılacak. The Summit of the Future yapılacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği tarafından. Dolayısıyla eğer bu savaşı bir şekilde atlatırsak, şu Rusya-Ukrayna savaşı bir şekilde artık sorunca bağlanır da tekrar barışın sözü konuşulursa o zaman çok daha farklı bir noktaya doğru gidebileceğiz. Yine her zamanki gibi önümüzdeki en büyük engel zaman. Yani kendimiz de yarışmaktayız. Bu zamanı iyi değerlendirmemiz lazım. Çünkü bizim kat ettiğimiz mesafeler oldukça olumlu olmasına rağmen karşı taraftan yani iklim afetlerinin hızlanma süreci bizim çok çok daha ötesinde. Dolayısıyla hani akıntıya karşı kürek çekiyoruz demeyelim ama daha önümüzde kat edecek çok yol var. Yunus'cum çok teşekkür ediyorum vakit ayırdın. Teşekkürler ne diyeyim sana. Sağ ol. Umarım yakında Sağ ol. da bir araya gelebiliriz. Teşekkür ediyorum. Bu konuda gerçekten çok güzel desteklerim var. Bu keyifli diyalogları da devam ettirelim.
dediğimiz gibi olumlu şeyler çok, bir araya gelmemiz gerektirecek çok güzel şeyler var. Ama daha da hızlanmamız gerekiyor. Tekrar çok çok teşekkürler ederiz. Haftaya tekrar bir Şehir Hepimizin programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.